merhaba. Merhabalar Hülya. Öncelikle sahneniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Çok büyük, oldukça izdiham var, görebiliyoruz burada. Evet. Ben firmanızın faaliyetlerinden önce izlenimlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuar? Fuar güzel, ilk iki gün fena değildi. Gayet güzel geçti. Bayağı bir ilgi var gördüğüm kadarıyla. Diğer yıllara göre daha iyi şu anda. Umarım bol bereketli geçsin sonuna kadar da. Bol bereketli geçsin. İnşallah. Yeni senin tanıtımından önce, faaliyetlerinizden önce ben buranın kuruluş öyküsünü sizden dinletmek istiyorum. Hem sahibi hem YNS'yi izleyicilerimize buluşturalım mı? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 2012 senesinde kurulmuş imalat ağırlıklı bir firmayız. Daha çok plastik, alüminyum ve zamak ağırlıklı kalıp ve bunun üretimlerini yapıyoruz aynı zamanda. Fason baskı işlerini yapıyoruz. Motosiklet benim hobim. Bu hobiyi ben kendi işime çevirmeye çalıştım. Özellikle yurt dışından gelen aksesuarlardaki fiyatların çok yüksek olduğunu görünce yavaş yavaş birer birer yapıp bu hobiyi biraz iş haline getirdim. Son 3 senedir de bu fuara katılıyorum. Amacım burada zaten satış yapmak değil. Hani burası bana göre ihtisas fuarı. Bu ihtisas fuarını bizim tanıtım amacıyla kullanmamız gerekiyor. O yüzden küçük bir stand açıyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bayilikler vermeye çalışıyoruz. Evet. Bu sene nasip olursa da Avrupa'daki fuarlara da katılacağız. Harikasınız. Peki YNS'yi birazcık açalım mı? Hizmetlerimizde neler var? YNS'de neler var? YNS'de dediğim gibi alüminyum, zamak ve plastik anlamında elektronik, inşaat, otomotiv sektörüne yedek parça imalatlarımız var. Bunları yapıyoruz. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri veriyoruz bu sektörlere aynı şekilde. Amerika'ya kadar ihracatımız var. Amerika'ya kadar parçalar satıyoruz. Özellikle inşaat sektöründe oldukça iddialıyız bu konuda. Çok güzel partnerimizle beraber çalışmalarımız var. Artık hizmet sektöründesiniz ve hizmet sektörü biraz zor bir sektör zor zaten sektör, ama kesinlikle. Sizin sektörünüzde biraz daha önemli sanki hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Özellikle bu sektör, evet. Özellikle evet. Otomotiv bu sektörü. Bu anlamda YNS olarak nelere dikkat ediyorsunuz üretirken, hizmet verirken? Ya biz en çok standartlara uygun mal yapmaya çaba sarf ediyoruz. Yani şu an yaptığımız sis farlarımız bizim Avrupa regülasyonuna uygun. Hatta şu an belgelendirme ile ilgili çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız geliyor işte ve göz alıcı çok parlak ışık veren ledler verin dediklerini de anlatıyoruz. Hani yasal olmadıklarını. İşte bizde çakar dediğimiz sis farı çeşitlerinin bizde olmadığından bahsediyoruz. Hani biz standartlar dahilinde olması gereken standart üretimi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizler gibi firmalarda önemli olan diğer detayda satış sonrası destekler elbette. Müşteri memnuniyeti. Var. Onlar için neler yapıyorsunuz? Müşteri memnuniyet adına yapmış olduğunuz çalışmalar neler? Ya şöyle aşağı yukarı 3-4 senedir piyasada satılan kör nokta aynası dediğimiz bir aynamız var. Üreticisi benim. Satıcısı Şeref Beyler sağ olsunlar. Onun çok güzel dönüşleri oluyor. Yani oradan aldığımız her türlü dönüşü, feedback'i değerlendirip müşteri memnuniyetini tavan seviyesinde tutmak için gerekirse bedelsiz gönderiyoruz, değişimler yapıyoruz, eğitimler veriyoruz. Peki son olarak da sizi destekleyenlere, müşterilerinize, izleyicilerimize, desteklemeyenlere neler söylemek istersiniz? Tek son söyleyeceğim, sözlerimiz. Bizi takip edin, bizi destekleyin. Yerli üreticinin sizlere ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgileri, Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaderi ve güveni hizmet anlayışı içinde. Çok teşekkür ederim. Umarım uzun yıllar boyunca YNS'nin ismini duymak dileğiyle. İnşallah. Her programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.